Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin salavat 29. söz kaçıncı ders oluyor? 15. 15. 29. söz Bekayru ve melek ve Haşe dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiyâ bi izni rabbim. Kulir ruhu min emri rabbi sadakallahu nazim. Evet geldik maddeyi, dünyayı nasıl yorumluyor insan? Maddeye niçin asıl denmiş? Hatta ilahlaştırmış veya nihilizm de olduğu gibi amaç ve anlam yoktur diyor hayatta. Yani felsefenin en kırılgan sonuç olan böyle bir batıl bir şey. Hayatın amacı ve anlamı yoktu. Öyle bir ittifak mahzutlar yani. E, madde esas aldıkları için mana manadan soyutlamış. Bakın manadan soyutlanmış bir şey var mı? Suretine şey yapmış. E, farklı farklı yerler var. Atıflar. Mesela 530 sözler. Sözler 549. İşaret hatırlayacağız 87 seçtim. E, sözler 621. Sözler 521. İnce Mesnevi 180 187. Hadi başlayalım. 509. Şu nukte i esasinin hatimesi. Yani ne kadar istifade edersek kardır. Batıl şeyleri tasvir etmek doğru olmadığından kafamızda benim kafamda olan soruları tadat etmeyeceğim. Hani bu onun cevabıdır diye ama bazı çok önemli olan mesela nihilizm dediğim gibi hayatın amacı ve anlamı yok. Böyle gülesiniz diye söyledim. Böyle kendi hayatının ama bu adam maddenin eşyanın, atomun, elektronun amacını ve anlamını çözmeye çalışıyor. Kendisinin anlamsız olduğunu söylüyor. Yani bir tuhaf yani. Mesela galaksilerin, kara deliklerin, zamanın, görmediği zamanın evriliyor, kıvrılıyor, baskılanıyor. Zaman aşabilir miyiz diyor, zaman arkasına geçebilir miyiz diyor. Yani kendisinin dışında her şeyin anlamını ve amacını ararken kendisinin anlamsız ve amatsız olduğunu, her şeyde bir gaye ararken kendisinde bir gaye olmadığını ispat etmeye çalışan şu bilim insanı namı altındaki mahluklar çok tuhafıma gidiyor. Yani. Her şeyde bir amaç arıyor. Elektronda amaç arıyor. Kendisinin amatsız olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona mus musakhar kalsın, tabi olsun. Bir tecrübe madde asıl değil. Hüküm cümlesi asıl değil. Niye değil? Çünkü devamlı değiştiği için suretini, e, yapısını değiştiriyor. Bazen bir köpüklük yapıyor. Köpüktür, surettir. E, Tabi gelecek bu. Madde asıl değil. Yani hayatta bu eşya asıl değil. Bizim münasebet mun kurduğumuz, onunla ilişki kurduğumuz bir şeydir. Ama biz biliyoruz ki bu, bu değil yani. En basitinden bunu yaktığın zaman bu değil. Yani bu tahta kalkıyor. Çıkan enerjidir. Yaktık ya dumandır nurdur. Bak işte bu değilmiş yani. Bak en azından fizin derinliklerine girmeye gerek yok. Bu gördüğümüz tahta asıl değil. Surettir. Ne var burada? Duman ve nur var. Enerji boyutları var. Dalga boyları var. Kül var. Utruviyal ışınları var. Acayip bir şey zamanın depolanması var, mana var. Yani bir mana ile kayım olduğu şundan beri manasını ifade edeceğim maddenin kendisi ortada. ortadan kalkıyor. Yani en azından bu ya, acayip bir şey. Madde bir tecrübe asıl değil ki vücut ona musakar kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir mana ile kayımdır. İşte o mana hayattır, ruhtur. Yani bir şey niye duruyor? Mesela geliyor vücudumda. Geliyor geliyor saç durmuyor. Giderken Boyum geliyor duruyor. Yani saç gidiyor kirpikler şey yapmıyor. Tırnak uzarken parmak uzamıyor. Yani bir mana dur diyor. Buradan genel gelirken buradan ayrılıyor. Ayrılırken bu genel bütün iken kıvrımlara dikkat ederseniz tam manaya göre kıvrılıyor. Kırılmış yani. Burada maddeye yön veren, şekil veren, anlam katan gözükmeyen manadır. Amaçtır, gayedir. Yani bu parmakların böyle kıvrılması maddenin fonksiyonu mudur? Yani maddenin zorunluluğu mudur? Niye benim bu parmaklar böyle kırılıyor? Niye tırnağım uzuyor da parmağım uzamıyor? Niye buradan kıllar çıkmıyor veya buradan çıkmıyor gibi sorular yediğimiz kuru fasulyeye mi bağlayabilir misin? ya? Pilavdandır. Yani maddenin fonksiyonudur. Nasıl de? O, o madde neye benziyor? İnşaatta kalıplar yaparlar beton atmadan önce. O kalıplara göre demir koyarlar, sonra harç koyarlar. O beton nereye göre şekil alır? Kalıba göre alır. Yani bu gözükmeyen bir kalıp var, madde oraya dökülüyor, parmak oluyor gibi. Baksana bu inşaattaki beton kalıbı, bu ondan aşağı mı yani? göz Mesela göz buradan çıkıyor, yani tepeden çıkabilir vesaire. O zaman e, her şeyde niçin nedenini sorduğumuz zaman eğer cevap alabiliyorsa demek ki bir mana var yani. Manayı kazıyorsun etrafını. O zaman belki madde bir mana ile kayımdır. Yani amaç ve gayesine göre madde hareket ediyor. O mana nedir? Hayattır, ruhtur. Hayat ve ruhtur. Peki buraya şöyle bir soru sorasınlar buraya nereden geldi? Niye böyle bir madde mana ilişkisine girdi desek yani. Ha şimdi bu e, hangi nükteyi esasiyenindir? İnsan ilk önce bu mevzuları işledi, işledi. İnsan ruhu melaike, ruhaniyeti işledi. Onu nasıl nasıl tatbik edecek? Yani havada kaldı o. E, bu maddede bunlar nasıl aktif? Nasıl anlam kazanıyor? Yani bu ruh dediğimiz, ruhaniyat dediğimiz, melekler dediğimiz anlattığını anlattın da böyle olması lazım, zaruridir. Nerede bunlar? Yani bu bunlar nerede? Şimdi yani madde madde sorunu, atom sorunu, e, zemin sorunu yaşıyor insan. E gördüğü bu. E çünkü anlatılan ruh, melaike tamam Kaf, bizim de kafamıza yani gelmiyor değil o onların şeyleri onlardan dolayı. Yani tamam da ruh da melaike nerede ya? Nasıl bulunuyor? Maddenin neresindedir? Yani ruh var mı bizde ispat etti. Benim şu at, atomun dışında, bedenimin dışında her şey e, canlı ve ruhludur ve arkasıdır ve gayptir. Ama nasıl bulunuyor onu anlatacak şimdi. Yani bu ruh bedende nasıl neresinde duruyor? Bu ma manaya geldi. Demek ki maddede burada zaten söylüyor. Yani bir madde manaya göre kayımdır. Yani bu parmakların e, ilk önce maddeden misal veriyorum kırık olması böyle sırık gibi olsa yani kırık olmasa yekpare olsa ne olur şöyle tuvaleti bile gidemezsin yani pantolonunu bile kaldıramazsın şöyle olduğunu kabul et. Niçin böyledir? Çünkü diye cevaplarımız var. O manadır. Niçin böyledir? Bak. Çünkü deyince o manadır. O mana nereye göre? Çünküler nereden çıkıyor? Hayattır ruhtur. Yani o yöneten arkada bu şuursuz maddeleri yöneten ruhtur, hayattır. İçin nasıl bulunuyor onları anlatacak vücutta nasıl bulunuyor, nasıl bulunabiliyorlar. Madde o için köpüktür, sürettir, kışırdır, tenteneli perdedir. Yani o kadar donuklaşmış ki nazarımızda katı yani maddeye baka baka artık arkasındaki manayı, ruhu, gayeyi, amacı göremiyoruz yani. Çünkü zihnimiz, aklımız göze inmiş, gözle maneviyata kapalı, zahirde gördüğüne inanıyor. Bak acayip bir hale gelmiş. İnsan zahirde gözünün gördüğüne, kulağının işitine inanıyor. Onun arkasındakilere intikal edemiyor yani. Hem bilmişade, madde maktum değil ki, hizmet edilen çocuk gibi değil ki. Her şey ona irca edilsin. Maktum derler ya, evladım, evladım, oğlum çocuğum gibi. Bir müşade madde asıl değil. Bakılan evlat gibi değil ki her şey ona bağlansın. Yani o esas alanı hareket etsin. Madde her şey maddeye göre hareket etmiyor. Madde bir manaya göre hareket ediyor. Belki hadimdir madde. Hizmet edilen değil. Hizmet edendir. Nereye ediyor peki? İşte sorun cevabı bu. Bir hakikatin tekemülüne hizmet eder. Bir hakikatin Hakikat var diye ya, yani demek ki sadece bir vaktimiz zaman şu kainattaki unsurlar birbirine zıt evrilip devrilip çevriliyor, hareket ediyor, gelenler gidiyor, durmuyor, değişiyor. Tam da niye böyle oluyor? Felsefede hakikat yok ya. Felsefede ne var? Böyle zan ve şüphe vardır. Zaten zan ve şüphe yoksa felsefe yoktur. Hakikat sonuçtur. Hakikat nedir? Esma ilahiyelerdir. Felsefede esma ilahiler olmadığı için hakikat değemez bir filosof. Bir filozof bir filosofa dese ki bu benim söylediğim hakikattır. o filozof şöyle der. Allah Allah. O nedir yani bir de şu. Felsefeci değil olamaz. Bir felsefeci din felsefesi değilse bu hakikattır, bu sonuçtur, budur esas. Bundan başka ileri yol yoktur dese felsefeyi hiç bilmez diye hüküm alır. Çünkü hakikat nedir? Hakayık şey sabit etin esma-i ilahiyelerdir. Demek ki bu ka madde ee, ...mahdum gibidir. Mahdumdur. Yani hizmet edendir. Hadimdir. Kime hizmet ediyor? Bir hakikatin tekemülüne hizmet eder. Sırayla dikkat edersen... ...soru soruyor. Cevap veriyor. Soru soruyor. Peki o hakikat nedir? O hakikat hayat. O hakikatin esası nedir hayatın? O hakikatin esası da ruhtur. Görüyor musunuz? Bakın soru soruyor. Soru kendisi cevap yani. Soru sorarak iz takip ediyor. Bu yöntem Kur'an'da tefsir yapma yöntemidir yani. Mana çıkarmak için sual sorarlar. Ee, bakın dikkat ederseniz o hakikat nedir? Hayattır. Peki hayatın esası nedir? Ruhtur. Demek ki buradaki maddenin faaliyeti, anlamı ve amacı... Burada hayatta ruha hizmet etmiş oluyor. Hayatta ruha hizmet ediyor. Yani madde hayata, hayatta ruha hizmet ediyor. Yani gidelim böyle. Bilbeda'ya madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Kemalat ondan istenilsin. Bu 193 Mesnevi Nuriye'de bir yer var. O atıflarınız da var mı orası? Ee, seçtim. Mutlaka vardı ama sen oku o zaman. Bu bayağı var burada. Fakat bu kenarındaki bir sürü atıflardan ben e, 2, 4, 6 tane seçtim. Bak oku bakayım. Lafızların tebettülüyle mana tebettül etmez baki kalır. Hmm. Kabuk parçalanır, parçalanır. Lüb baki ve sağlam kalır. Libası yırtılır. Cesedi sağlam baki kalır. Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet geç kalır. Genç. Genç kalır. Çokluk Cemaat de dağılır ama vahidi fert baki kalır. Kesret bozulur. Evet. Vahdet bakidir. Aynen. Evet. son cümle. Madde kırılır, nur bakidir diyor. Nur oradaki celal eden man yani esma. Bilbeda madde hakim değil ki ona müracaat edilsin, kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar, onun gösterdiği yollar ile hareket eder. Ee, nedir o? Diyor ki bak belki hükümdür, şeye mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar. Madde niye hareket ediyor? Niye durmuyorlar? Gelenler gidiyor, var olanlar niye değişiyor? Çünkü bir hakikata hizmet ediyorlar. Mahkumdurlar. Bir esasa hizmet ediyor. Esasın hükmüne bakar onun gösterdiği yollarla hareket eder. Nedir o? Maddenin arkasındaki maddi hareketlendiren bir yöre doğru sevk eden şeyler nedir? O işte o esaslar hayattır, ruhtur, şuurdur. Sonuç bu. Yani madde niye hareket ediyor? Hayat için. Hayatın ortaya çıkarması için. Hayatın mertebeleri ortaya çıksın. Yani bu mevcudat mesela ölü topraktan şöyle düşünün. Bugün birisine dedim de gelirken arabada birisi telefon etmişti. Abi de diyor bela, musibetler, hastalıklar. Yani bizimle ne alakası var da bak onunla alakalı. Yeni okuduğum için o hatırıma geldi. Buraya dün, ders yaptığımız için o cinsten cevap verdim. Ya abi dedi bu hastalıklar, ölümler, bir sürü böyle olumsuzluklar oluyor. Bizi yakıyor dedi ya. Yani tabii ki çok şeyler denilir ama ne dersin dedi. Demek ki derdi var. Dedim ki bak Allah'ın bir adeti var. Adet ilahisi. Bir kere esas şudur. Burası esas değil. Buraya bir mana için gelinmiş. Yani sahne almak için bir saat. Peygamberin tabiridir bir saat. Elestu bir Rabbikum'dan başladı film. Galu Bela'dan başlayarak Haşir Meydanı'nda Sırat Köprüsü'nü geçene cennete gidene kadar bu film devam ediyor. Bu filmde herkes kendi filmi imiş gibi başroldedir. Ve o filmde ben başroldayım ama benim filmde siz de çalışıyorsunuz. Siz başrolde değilsiniz ama ben senin, sizin filminizde Yine aynı filmdeyiz. Herkes hem elemandır hem başyoldedir. Ee, şimdi bu burası böyle bir sahne almak için olduğunu zaten biliyoruz. Başka bir şey anlatacağım işte. Bak bunlarla kapatayım. Allah zıttı zıttından çıkartıyor. Yetiştiriyor. Böyle bir adet ilahi var. Mesela toprak ölü değil midir? Hayat oradan çıkarıyor. Hastalıklar, dertler bu var ya böyle olumsuz şeyler. Ölümler, trafik kazalar şunlar bunlar. Öldürmeler, hastalanmalar, kanser, ölümler. Bunlar da ateş gibidir. Yakıyor değil mi? Ha, ölü topraktan diriyi çıkarttığı gibi Celali tecellilerden de Cemali çıkarmak içindir. O toprak oluyor ona havuz. Tamam abi. Bak, ölü topraktan alan adetine bak. Niçin ölüden soruyu sordum kendime? Niçin ölüden ölü topraktan hayatı çıkarıyor da toprak hayatlı olsaydı Allah sonsuz kudret sahibidir. Biz toprağa canlı görsek, ne haber Abdülkadir falan dese. Toprak seni tanısa. Yani canlı topraktan canlı bir şey çıksaydı Allah'a veremezdik. Cansız topraktan canlı çıktı aldı Allah'a veremiyoruz da. Cansızdan canlının çıkmasını Allah'a veremiyoruz da. Canlıdan canlı çıkarsa hiç Allah'a verilir miydi? Verilemezdi. Yani normal niye Allah olsun der yani. Kardeşim bu bundan bu çıktı. Bunda hayat var, bunda da hayat var. Bunda şuur var, bunda da şuur var. Bu da düşünüyor, bu da düşünüyor. Bu da idrak ediyor, bu da ediyor. Niye Allah'a vereyim ya? Ama Allah ben varımı nasıl gösterecek? Ölü topraktan diri çıkacak. Şuursuz topraktan şuurlu çıkacak. Gayesiz topraktan bir çıkan gayesi olacak. Elmanın bir gayesi var. Mesela a, meyveleri boyayan gözü kastetmiştir. Ama toprakta böyle bir gaye yok. Yani zıttı zıttından çıkartarak ben varım diyor. İşte ölüden deli çıkartan adet ilahi adetidir. Celal'dan da cemali çıkarıyor. Ondan ustad diyor ki dertler bana derman imiş. E dertler ne yapıyor? Bizim gibi enaniyetli hisleri, duyguları, fikirleri katı inat böyle. Hadiseler ateş gibi yakıyor, 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 yumuşuyor. Hani demir ateşe sokarsın ustadı misal gibi ya. Ona güzel ve menfaatler bir şekil vermek için. Eğer o demiri böyle çekişte vurup da şekil vermeye kalksan tan tan Şekil veremez. Ateşe sokuluyor. Niye veriyorsun? Zulüm değil mi ya bu adama? Ateşe sokuluyor. Ona güzel ve menfaatler bir şekil vermiyor. Vuruyorsun takozu. Balta oluyor bir çak oluyor. Demek ki ateşi ateş olsun diye vermiyor. Buna şekil vermek içindir. İnsanoğluna da ateşler veriliyor ki şekil alsın diye. Bir hayal et dedim ben size. Mehmet bir hayal et hastalıklar, musibetler, dertler, ölümler yok. Ne olur? Nasıl bir hayat olur? Yani böyle olmaz ki ya. Ne bileyim nasıl olur? Bir kere... Hiç sıkıntı yok. aman... Çok sıkıntı o zaman. Mesela dedenin dedesinin, dedesinin 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 dedesi hepsi yaşıyor. Ölüm yok ya. Ne olacak? Sıkıntı yok mu? Çok sıkıntı oluyor. <laughs> yani düşünün o zaman Allah'ın böyle ben varım nasıl diyor fiilen zıttı zıttından çıkartıyor. Celal'den cemali çıkartıyor Ölüden diri çıkartıyor ki Yapan benim La, Diriden diri çıksa Hiç Allah olur mu alemimizde Hiç olmaz Hiç kimse intikal etmez Yani niye ihtiyaç hissetsin ya Şimdi demek ki Kainatta hüküm ferma Yani bu maddeyi evirip devirip çeviren Bir mana var ya bir şey var Herkeste bir şey felsefede de var Yani bizde de Ya bu madde niye durmuyor ya Niye dünya durmuyor ya Dünyanın kendisi güneşi, ağaçtaki zerreler kış oluyor sonra. Ya dur ya. Son bana neye geçtin hemen ya? Niye akşam oldun ikinde oldu? Dur hele bir dur ya. Yani bu şekilde böyle olduğu gibi atomlar niye dönüyor? Niye eskiyor? Koltuğu alın eve koyun birkaç sene gi gitmeyin koltuklar eskiyor. Niye eskiyor? Partiküller parçalar uçuşuyor ya. Madde durduğu yerde eskiyor. Yok oluyor yani. Bitiyor. Tam da niye bunlar oluyor be kardeşim gözükmeyen şu kainatın arkasında bir gaye var bir maksat var maddeyi hareketlendiren o benim elimi böyle böyle yapan böyle 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 sağ sola baktıran bu bedenim değildir bedenimdeki hissiyattır fikriyattır duygudur latifedir yönetmen benim yani bu burada bak benim diyeli böyle yaptım benim benim diye böyle yapmadım bak evet bu konuşan benim ama sen, sen değilsin benim yani böyle yapıyorum bunu kim yapıyor? Ben yapıyorum. Ben derken neyi kastediyorum? bu mu? Bu hareketi ben yapıyorum derken bu bedeni kastetmiyorum. Nedir o? Hayattır, ruhtur, şuurdur. Yani kainatın bir aklı var. Kainatın şuuru var. Kainatın hayatı var. Kainatın ruhu var. Onun için madde hareket ediyor. Felsefe bunu göremediği için arkayı maddenin sıfır hareketine, sonuçlarına bakıyor. Hareketine ve sonuçlarına bakıyor. Anlam arıyor. Kendisiyle kıyas ediyor. Manav geçemeyecek ki çünkü kainatı yapan sarayı yapan zatın gözü yok. Buradaki konu oydu. O sarayı yapan zatın gözüyle bakmıyor. Bu atıfları okuyacağız. O kadarlık olacak ki hele o cazibe yani aynı atomda protonun içinde itme de var, çekme var aynı. Yani itme kanunu, çekme kanunu, merkez kaç? Merkeze çekim, merkezden dışarıya dışsal şeyler var. Her bir zerrede itme ve çekme kanunu var. Aynı yerde iki tanesi şey olur mu? Madde nasıl bir şey ya? Aynı yer ya. Aynı yerde çekiyor. Çekim kanunu var. Aynı şeyde o çeken aynı zamanda itiyor. Artı 10 santigrat derece sıcak. Aynı yerde eksi 10 santigrat derecede soğukluk var. Hepsi de aynıdır sıfır değildir. Hükmünü icra ediyor. Üşüyorsun aynı zamanda yanıyorsun. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Çok tuhaf yani. Aynı zerrede akıl almıyor diyor zaten usta. Aynı zerre de bunlar var. Mesela gözü yok yediğimiz, içtiğimiz bunun gözü var mı? 200 trilyon aşkın hücreye nasıl gidecek, niye gidecek ya? Darwin bile demiş ki gözü düşününce aklım gidisim geliyor diyor. Yani evrilip de bir ona dememiş bir organa evrim geçirip oldu diyemiyor. Madde niye görür? Madde görmez ki. E göz görüyor. Göz resimleri beyine götürüyor. Görüntü alanına resimler kaydırıyor. Oraya gören beyin değildir. Ruhtur. Yani kamera görmüyor ki. Kamera çekiyor. Gören ona bakan insandır. Bak görüntüyü söylüyorum bir daha. Göz resmi aldı. Gözden retina ile görüntü alanına eletiye dönüştürdü o resmi. Tekrar burada bir ekran var bunun gibi. Ekrana yansıttı. E tamam da bu yazdı, yazı yazdım e, şu ekranın tahtanın haber var mı? Şu tahtanın haber var mı? Yok. Kendisine haber yok ki neler üzerine yazıldı. Beynin görüntü alanına yansıyor. Onu kim seyrediyor? Beynin dışında birisi. O da ruhtur. Onu değerlendiren o ekranda gözüken ha bu budur, aa odur. Güzel manzaradır, Ne kadar hoştur. İşte Allah'ın çocuktur bilmem ne. E, beyinde görüntü yapıyor. E, Beyin görüntü alanını aldı. Onu değerlendiren kimdir? Beynin dışında bir şeydir o. Ek mesela bu tahtayı yazdım diye tahta görmüyor ki. Tahtayı gören tahtanın dışında benim. O yüzden abi kalbin ve ruhun dereceyi hayatına çıkan duymak için bu kulağı görmek için bu göze muhtaç değil. Evet değil. Nasıl uyuduğumuz zaman bir şey duymak için kulağa gerek var mı? Uyuduğumuz zaman bir rüya göreceğiz tamam mı? Böyle istihare namazını yatacağız veya gördüğümüz rüyalar için bu, bu göze gerek var mı? Yürümek için bu ayağa ihtiyaç var mı? Terde oluyoruz veya banyo yapıyoruz. Bir sürü şeyler geliyor sana. Cevaplar geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben diyor arkamda görüyorum diyor mesela. acayip bir şey. Ben bir Farabi'nin Farabi'nin şeysini okudum cümlesini de. Çok tuhafıma gitti. Ben şimdiye kadar Allah aşkına ya. Ben şimdiye kadar neler biliyorsam hep secdeden aldım diyor. Secdede diyor atırma gelenlerdir diyor. Hep secdeden aldım diyor. Namazın secdesinden aldım diyor. Ben her secdeden sonra bir fasikul yani böyle 5-10 sayfa her her secdeye ait sayfalar yazardım. diyor. Ben manaları, ilimleri secdeden alıyordum diyor. Biraz da ustadı hatırlattı ya. Namazda ihtane edildi diyor. Bütün dersler Risale-i Nur mevzuları ya namazda ya da tesbihatta ihtane edilmiş. En ince şeyleri ben mesela namazda olmuştu bizde de. Herkes de öyle ya bana ait ki. En ince manalar böyle çözemedik duruyorsun namaza pat diye geliyor. Kutsi olduğun için açılıyor yani. Demek ki kainatın gözükmeyen arkasında bir şey var. Mana, amaç, gaye. Kainatı evirip devirip çeviriyor. Sabit kılmıyor. Hep hareket ediyor. Niye durmuyorlar ya? Hareket eden hareket ediyor. Nedir o? Arkasındaki hayat, şuur, ruh. O esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem bir zarure, madde lüp değil, esas değil. Mustakar değil ki, işler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Madde lüp değil. Lüp, ne, lüp nedir abiler? Mananın özü değil mi? Abi? Öz, evet. Yani çekirdeğin içerisindeki e, yazılım. Çekirdeğin kendisi değil. E, karbon, hidrojen, azot, oksijendir çekirdek ama... Orada bir yazılım var, o lüp denilir. Mana yani. Demek ki... Madde ha şuradaydı. Hem biz arıyoruz. Madde lüp değil. Yani madde esas değil, baş değil, öz değil, müstekar değil ki. Yani müstekar karar kılmış. Maksa bir şey niye hareket eder fiziğe göre? Ben söyleyeyim size. Fiziğe göre bir şey ha? Durmadığı için. Evet güzel. Ne durmadı? Abi ben bunu bundan öğrendim abi. Allah Allah. Çok yıllar önce bana demişti. Ne demiş? Araba, dedi niye gidiyor biliyor musun abi dedi. Niye <laughs> dedi? Durma adı için gidiyor diyor. Tam öyle şey demiştim abi hani fizikte var ya. Eylemsizlik. Eylemsizlik. Evet. Şimdi fizikte diyor ki bir şey niye durmaz veya niye durur? Fizikte her şey kemalatına doğru koşar. Bir taş niye yuvarlanır? Kemalatını kazanamadığı için. Kemal ne zaman şey yapar? Düzde kemal bulur durur eksikliğini tamamlar. Kem bir şeyin kemali devam iledir. Hareket kemalat içindir. Dikkat edin şimdi söyleyeceğim şey. Kainatta her şey kendisinden daha güzeli hamiledir. Onu doğurmak için. Mesela gübre mandalinaya hamile. Mandalinaya bak, gübreye bak. Mandalina insana, insan manaya. Mesela bak, toprak gübreden mandalina. Mandalinadan insan, insan da namaza, namazda bir enerji. Farabi'ye göre Böyle çözemedim namaza dururdum diyor. Hep secdeden alırdım. Oradan alırdım fasikülleri. Sanki bana diyor secdeden veriliyor diyor. Dosya dosya veriliyordu. Ben hepsini yazmazdım bile diyor. Sen yani hep bir, bana yani iki bir için var, üç iki için var, dört üç için var. Yani hep bir sonraki için var Her şey güzel amile ya. Bir söyler misiniz bir şey? Kendisinden daha basit bir şey olsun. Gübre, gübre niye ağacın hareket ediyor? Meyve olmak istiyor. Niye toprak ot, o, ot, olmak istiyor? Daha hayatta olayım. Ot niye sığır olayım? İşte bak ot sığır olmak istiyor. Sığır da insan olayım diyor. Ama Mehmet, Mehmet'in vücuduna girmeyeyim diyor. Çok etti yer diyor, kilosu olur diyor. Bak toprak, ot, sığır, insan. Her şey mükemmel. Peki kainat her şey mükemmel giderken insan buna ters olabilir mi? Hiçbir şey akısa gitmez. İşte bu hakikatten dolayı olması gereken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birinin yanından geçiyor, hiç hareketsiz oturuyor. Hiç hareketsiz oturuyor, hiçbir şey söylemeden geçiyor. Selam da vermiyor. Heh. Dönüşte bir çubukla bir şeyle uğraşıyor. Dönüşte o zaman selam veriyor. şu diğeri Adem hesabına çalışıyor, o vücut hesabına çalışıyor. Acayip bir şey ya Peygamber. Böyle düşündüğüm zaman korkunç bir pedagog, psikolog, psikiyatrist. Yani bir tuhaf ya mesela. Ne kadar sıradan basit gözüküyor. Evet. Ama bir garip ya. Bir insanlığı inşa ediyor ya. Bir medeniyeti inşa ediyor. Bir garibime gidiyor ya. Ben onunla ruhu seyrediyorum ya. O nasıl neler düşünmüş ki o boş boş oturana selam vermiyor. Onunla terbiye ediyor. Celal o. Düşünebiliyor musun? Peygamber sana selam vermedi. Ne olur sana? Bu adam ya bir, Nadir abi ya. Bana da. Bana da oldu. Kaç kişi biliyorsun? Hasan kardeş geçti. Ne o ya diyor. Adamla artık şey yapmıyorsun. Selam vermedin. Abi görmedim. İnan didini ölüyor. Kendimi, kendimi ispat edemiyorum ya. Görmedim abi. Uzağa bir şey yapmıyorum. Görmedim diyorum. Niye vermeyeyim? Yok ya diyor. Yüz yüze geldik diyor. Selam vermedin diyor ya. Acayip bir şey yani. Yok. Ne? Çok garip ya bu alem. Bunlar okudukça, tefekkür ettikçe hakikaten madde lüp değil. Esas değil. Köpüktür diyor. Su, su var ya su akarken. Düşün bir şelale. üstte hep köpük. Onun üzerine ne bina edeceksin? E altı gözüküyor mü köpükle? Sanki su atmıyor. Orası düzgün bir şey. Zaten. Ve uçakla giderken bulutlardan geçiyorsunuz ya. Sanki orası düz değil mi? Atlayasın geliyor. Yani suyun üzerindeki köpük. Uçakta giderken bulut. Evet. Ya hayat böyle köpüktür ya. Altında neler oluyor neler? Aşağıda ne şehirler var? Arkadaşlar dünya hayatı köpük köpük diyor 25. sözde. Onun üzerine araba koyuyoruz. Onun üzerine aile kuruyoruz. Onun üzerine gayeler yapıyoruz. Fabrikalar koyuyoruz. Köpük, 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 sonra. Kimin? Abdurrahman'ın. Köpük ya. 25. sözden... Hayat köpüktür. Köpüktür. <laughs> Hayat köpüktür. Allah Allah. Yani ikide bir de, rüzgara göre, göre harice göre şekil alan, mustakar bir yapısı olmayan, üzerine böyle ciddi bir ciddi sistem kurulmayacak bir sistem ya köpük. Köpüktür ya. Bugün var yarın yok acayip bir şey ya. Hep değişken. Mesela sima niye değişir? Sima niye değişir? Ruhtan dolayı ya. Madde niye değişsin ya? Niye namaz kılanla kılmayanın, oruç tutanla tut tutmayanın, ee, bilmem milletlere göre simalar niye farklı? Asıl olmadığı için sima değişir arkadaşlar. Acaba ben namaz kılmasam sima bu olur mu? Ya madde işte niye değişsin bu ya? Ya namaz yerine ben spor yapsam nurani olur mu adam? <laughs> Bayram. Spor yapsak. Namazını on katına hareket yapsak. Adam nurla, nurani olur mu ya? Suratına bakmıyor musunuz ya? Nasıl çökmüş ama ya Rabbi ya. Ama iyi bir sporcu. Öteksi ne diyorsun? Ulan ne nurani adam ya. Gelmiş bir Yahudi. Vallahi bu simada yalan olmaz diye Müslüman olmuş. Bir kelam bile duymamış peygamberden ya. Vallahi bu simada yalan olmaz değil. Simalar belli değil mi ya? Şu hafızın siması nerede bulacaksın ya? Böyle bir sima olur. Sokakta böyle olur. Biraz zor. Çok spor yapıyor. Kur'an sporunu yapıyor. Baksana Kur'an okuya okuyam ne hale gelmiş. Benim şeyi okudun değil mi? Ben kaç yüz okudum biliyor musun bugün? İki buçuk. Gene yetiştiremedim ya üç buçuk olacaktı. Yo da dört buçuk cüzüm vardı. İki buçuk e, benim de iki tane okudun sen. Dün akşamla beraber. İki buçuk şimdi okudum. İki sen okudun bana. Bir dün akşam okudun da bana. Üç tane. İki buçuk da ben okudum şimdi. Bugün beş cüz. İki, i̇ki, kanatlı gidiyordum şeye. Kardeşim sima değişiyor. Niye? Arkada mana değişince sima değişiyor. Aa herkes simasından belli. Madde esas değil, yüz esas değil. Hatta suratından düşen bin parça derler. Ulan ne yaptın ona falan. Babanı mı öldürdün böyle? Bizim memleket öyle derler. Ulan bayram gülme. Babanı mı öldürdüm yani? Böyle derler. Niye böyle surat? Ne ya yok. Ne, suratın söylüyor. Yani şunu kastediyorum. Madde manaya göre hareket ediyor. Arka var arka. Bu esas değil. Arka nedir? Hayattır, ruhtur, şuurtur. Ee, madde neymiş? Ee, esas değil. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya muheyya bir kışırdır, bir kabuktur, köpüktür, bir surettir. Burada da söylüyor bak. Yani bu dünya hayatı neymiş abiler? Bir, yarılmaya, bu ayet var ya, eee fecr mi diyor? Yok. E, yarılmak. Fe, fecre kadar bir yar, yarıktan bahsediyor Kur'an. Eee içini içindeki içindeki hakikati dışarıya atar diyor. Dünyada böyle yarılmaya, niye yarılmaya? Yani sana güven vermiyor ya. İkide bir oynak. Bir bakıyorsun bir yarılıyor. İçine anan anan gitti. Bir yarılıyor falan gitti. Bir bakıyorsun 40 senen gitti. Bir yarılıyor ...senin batınını dışarıya çıkarıyor. Bir hadise söylüyorsun adam... ...ruhunu hep ben fışkırıyor. Nefret veya muhabbetini gösteriyor. Çok acayip acayip şeyler yahu. İşte madde. Maddeden adam dışarıya kendisini ifade ediyor, Yarılıyor. Ders yar yar yarılmakmış. Böyle bir ayet var işte böyle. E, Şimdi hatırlayamadım böyle çok da dilimde gelen bir ayet. Böyle yarılmak. Yarılmak nedir? Ee, böyle sanki kararsız diye. Ben burada yarılmayı şöyle anlıyorum. Yani o yarılma bize güven veren maddenin mustakaliyetini, sağlamlığını, sabitliğini kaldırarak içerideki gizlilikleri dışarı çıkartıyor. Mesela ha yüz yarıldı. Resul namaz böyle isman mı olur? Abi zilza suresi ama ve ahrecetin orada efale. toprak ağırlıktan dışarı çıkardı. evet bir tanesi de o. Ama böyle bir fikir bir şey var inşallah hatırıma gelir o. Ha, hatırlar mı? Abi. Efendim abi. Şey mi? Şey mi? süresindeki mi? Onu söyledi şimdi. Yani yarılmak yarılmak böyle Kuranın ilk sü ayet sürenin başında böyle e, yarıldı diyor mesela. Kafamda bir ayet var. Dedikleriniz hepsi doğru. Ben herhalde yanlış ifade ediyorum. Bir yarılmaktan bahsediyor. Yarılmak e, bizim o dediniz o zahir. Bu yarılmak batınını dışarıya çıkartan anlamında. Vakalel insanı mala var ya böyle. dışarıcı çıkardığı zaman diyor. Ha işte o. Yani buradaki yarılma, madde yarıldığı zaman abiler içine bir şeyler dolup yıkılan değil. Batınını dışarıya çıkarıyor. Madde yarılmak ne demek burada yarılmak? Çok tuhaf ya. Ben çok uğran. Yani yarılınca batınındaki e, 13. lemada da diyor ya. Fena madenlerini işlettirmekten dışarıya çıkartıyor. Yer kusuyor ha. Yer, yer kusuyor. İçini, i̇çini kusuyor dışarıya. Yani bu bir tuhaf ya. Ayeti koymuş ustad buraya. Yarılmak. Sonra sen onu bulurken dur bak. iki tane kabul. Kapı... Üç, ikincisi erimek. Çıkartıyor demiş. Kusuyor değil. <laughs> yer ağırlıklarını çıkartıyor. Çıkartıyor. Ama bu böyle benim defterime kaydetmiştim. Gelir ama mana anlaşıldı ya. Erimeye diyor. Madde erimeye. Mesela e, madde nasıl erir? Mesela o ince ince e, nükteli bir şey var ya 521'deydi galiba. galiba. E, o e, eriyor böyle e, ince nükteli bir remizli bir nükte. Ha e, mesela nasıl? Onu bak erimeyi bir yapayım abiler. Şurada o kadar harikati tam yeri gelmiş atıfım da var zaten oraya sol tarafta ya 530 mu? Ah geldim. Ah şurası inceremizli bir mesele. Bak diyor ki çok tuhaf ya. Ya bunu bunun bu paragrafı anlayan adam adamdır ha. Yani şurayı göstereyim. Şurasını anlayan külliyatın ruhunu anlar ha. Oo. Ne sayfası ya? Aa burası. Ha 530. Ruşt abi söylerken aldığım notlarda bu. Hepsine numara koydum. Burada 13 tane cümle varmış. 13 tane o gidi. O tarihte kenarlara da doldurmuşum. O gazeteci gibi. Şu bizim o adam niye düştü ya? Bu incelemesinin devamında bir ayet var abi. O da olabilir belki. O gün yeryüzü başka bir şekle girer diyor. Evet. Bir tane de bu yeme tubeddelul ard gayrel ard. O değil o benim kastettim ama anlaşıldı o. Ona da benziyor. E, arz şeyini çıkartır. Burada yarılmaktan kasıt kendisini ortadan kaldırmıyor. Kendisinin hakikatini dışsalıyor. Yarılınca batınındaki dışarıyı çıkartıyor. Yani mesela beden de öyle. Ruhu gösteriyor, namazı gösteriyor. Ee, burada bir incelememizde bak okuyayım şurayı. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder. Buz, buzun zararına temayü eder. Ne, ne dedi? Siz de katılımcı olmayacak mısınız ya? Su kendi zararına donuyor. Bu suyun niye zararı var? Bak abiler her şey olmak ister. Niye ölmek istemeyiz? Sıkıntı da yaşamak Ol evet, yaşamak istediğimiz. Olmak isteriz. Olmamayı istemeyiz. Olmamayı Her bir taife her kendi taifesinin bayrağını yeryüzüne asmak ister. Neyse olmak ister. Buz buz olmak ister. Buzun zararı şey su su olmak ister. Suyun zararı nedir? Buz olmak. He. Ne olayım ya? Bak şimdi. ince incelemizli bir şey. Su kendi zararına olan zararlı olarak incimat ediyor. He. Buz da ne diyor? Lan tamam karar kıldık buzda buz olmak kararda olmak isterken buzun da en büyük şey düşmanı su olmak. Niye su olayım ya? Devam bak akşam çıkacak. Lüp kışın zararına kuvvetleşir. Mesela kocaman Bursa'daki çınar ağacı var böyle. De ne kadar büyürse büyüsün o büyüdükçe çekirdek o kadar ufalıyor. Yani o kadar daha mana yükleniyor. Mana izafe ediyoruz. Daha yük diyoruz. Yani lüp, yani öz, asıl, zahirin, kışın, kışına göre daha inceleşiyor. Daha latifleşiyor. Çok şey yükleniyor çünkü. Ağaç büyüdükçe çekirdeği yüklenen mana büyüyor. Lüp kışın zararına kuvvetleşir. Lafz mana zararına kalınlaşır. Ne demek bu? Lafız mana zararına kalınlaşır. Muhammed'im hoş geldin. Mustafa hemen bak. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıflaşır. Ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de. Buraya kadar bir daha okuyayım. Öyle de'ye kadar. Abiler nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder. Buz buzun zararına temeyyü eder. Buz buzun zararı nedir? Su olmaktır ama suya dönüşür. Lüp lüp olmak ister. Öyle kalmak ister ama kalamaz. Lüb kışrın zararına kuvvetleşir. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıfleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de. Burada ne kastedildi? Tek tek uğraşmayalım. Bu, burada bu maddeleri saydı. Neyi kastediyor burada? Yani şey alem ikisi falan dünya ahiret hesabına fenalaşıyor. Evet. Dağılıyor yani yani o akşam getirdi de böyle e, bu böyle biraz böyle fikir yürütürseniz e, Tamam alemi kesif dünya bir yani dünyaya getiriyor dünyada ne var su var buz var lüp var ağaç var kışır var köpük var asıl var Tam da bunlar birbirine niye dönüşüyor ya yani bir yere hizmet ediyor bu dikkat edersen bu alemde her şey bir şeye hamile her şey daha iyi daha doğruya vücudun vücudu kemal iledir diyor. Kemal Kemalin kemali de devam iledir. Her şey bu bir hareket halinde. Hiçbir şey durmuyor. Yani anlaşılıyor ki bir yere hizmet ediyor burası. Orası da ahiret. En azından şu hareketlilik bizim hareketlerimizi doğuruyor. Yani fikri hareketimizi düşünüyoruz. Bazen hayal, arabayla geliyordum şimdi bir yerden. Dedim ya hayal, bazen hayal kur, kurduğumuz üzerinde fikirler üretiyoruz. Hayalin üzerine, biz kurduğumuz hayalin üzerine fikirler çıkartıyoruz. Bazen de fikirlerin üzerine hayalleri kuruyoruz ya. Bir tuhaf alem. insan alem içinde alemleri kuruyor. Ortadan kaldırıp yapıyor. Bak öyle de diyor bunlar. Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Kudreti fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş etsalarda nuru hayat, nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor. Eritiyordan geldi. Cüre bak. Yani buradaki faaliyet, buradaki muamele burası için değil. Bak acayip bir şey ya bak. Bir daha. A aynen bu şey misal gibi. Su dedi ya ince bir mesele. İnce bir mesele dendiği için onu saydı. Su kendi zararına donuyor. Buz da kendi zararına sulaş, su oluyor. Şey size say, say, saydı. Bunlar bu misaller ne içindi? Bu misaller şunun içindi. Öyle de alemi kesif olan dünya alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Yani ahiret hesabına hareket ediyor. Yani bu de durmayanlar, gelenler gidenler, gelenler gidiyor. Var olanlar durmuyor, değişiyor, tebdil ediyor, tebedül ediyor. Yani birbirine dönüşüyor veya hareket ettiriyor, ettiriyor. Bunların gayesi dünyadaki o kesif maddeler gübreydi. Mandalina oldu. Başka bir bak latifleşti. Durmuyor o latiflik mandalina. Mandalina insan oldu. Yetmiyor. Ee, i̇nsan onu hayal etti. Hayal kurdu. Biraz önce dedim ya. Hem araba sürüyorum hem düşünüyorum. Allah Allah böyle. Ve çok tuhaf yani. Sonra tünele girdim. Tüneli ben fikir olarak gördüm. Düşünceler var ya. Yani hemen tünelde herkes çıkmak ister. Ama yoluma denk geldi ben yapmadım ki tünel. Fikirler de öyle biliyor musunuz? Pat bir fikir geliyor, tünel oluyor sana. Merak etme, sabret biraz sonra çıkacaksın. Orada debelenmene gerek yok, bağırıp ağlamana gerek yok. Yani olumsuzlar aynı tünel gibidir dedim. Böyle. Tamam Hayat acayip yani. Ee, ve her şey hareket ediyor. Bir misal vereyim. Far abi kendisi anlatıyor. Kendisi dedi ki, ben dedi kendisi, bir adam diyor bir adam kendisini astı diyor gayrimüslim. Gayrimüslim asmış kendisini. Ondan sonra hatta şaya bulmuş ormanda. Bak şimdi. Çok insan genetiğinde olacak ya, ahlakında olacak ya. Bana öyle bir acep şaptı ki ustadın zaten ruhu yani. Farabi böyle gayrimüslim kendisini ormanda astı diyor. Sonra halk gittiler diyor. Bana da haber verdiler dedi vesaire. Gittiler böyle Baktılar hakikaten orada devlet görevlisi gelene kadar dedi. Epey işte o gitti bu gitti garimse. Ben de duyunca gittim diyor. Onu ip de asılı. Adam duruyor. Farabi ne görmüş? Tahmin edin ne görmüştür? Ne gördü biliyor musun? Adamı diyor pek o kadar görmedim diyor. Dikkat etmedim. İp de evet bir kafa var. Onun yanında diyor ona rağmen uçuşan kuşları gördüm diyor. Yeşil yaprakları gördüm diyor. O duran adama rağmen diyor, rüzgarla oynayan, raks eden yaprakları gördüm. Hayat çok güzeldi diyor ya. Hayatın canlılığını gördüm. Ölü de, ölü de hayatı gördüm. Durağında faaliyeti gördüm. Çirkin ben bir şey görmedim orada. Orada asılan yoktu diyor. Her şey canlıydı diyor. Görüyor musun? Ben o ormanda diyor, adama böyle... Kebeği bir nazar, ikinci bir nazar gördüm. Baktım kelebekler kuşlar uçuşuyor. Ölüye rağmen her taraf canlıydı diyor. Bir matem vardı diyor ama hayır ben orada matem görmedim. Neşeliydi diyor. Rüzgar vasıtasıyla hepsi raks ediyordu diyor. Orada birbirinden kopuk değil. Her şey birbirini alkışlıyordu diyor. Sayıyor böyle. Usta da diyor ki ben mi kafayı yedim, ben mi oynattım diyor. Yoksa bu insanlar mı divane, ben mi divane oldum? Çok doğal. Önümüne, önüme gelen bir tünelde bunları da hatırladım. Tünel. Bana rağmen ben mi kurdum bu tüneli ya? Çıkacağım da sabret işte. E, bu fikri ben mi imal ettim? Çıkacaksın da biraz sonra zaten. Acayip bir şey ya. Adam bile şey yapmış ya. Ford. Ford'un sahibi demiş. Beni demiş. E, arabama koyun arabamla gömün demiş. He, hiç böyle vasiyet duydunuz mu? Ford arabasına koyun beni gömün demiş. Ondan sonra demişler tamam gömeceğiz baba demişler ama böyle bir vasiyet görmedik dedi ya. Yani Ford arabasına gömü koyacaksın büyük mezar açacaksın. Niye demişler? Oğlum demiş bunlar girip de çıkmadım hiçbir çukur olmadı dedi. Oradan da çıkacağım dedi. Adam dalga geçmek için demiyor. Yani nasıl bir alem yaşıyor? Nasıl bir dünya? Ya bu insanları bilmek bana zenginlik katıyor ya. Yani ben bunu aşağılamıyorum. Allah Allah. Olabiliyormuş yani. Yani Allah'ın sanatına bakıyorum ya. Allah'ın tuhaf tuhaf çeşit çeşit mahlukatını insan suretinde değişik değişik mahlukatını garibime, garibime gidiyor. Kendim bile garibime gidiyor. Ya. O bak adam falan bir şey yapmış Gitmiş bakmış. Ya demiş orada ölen yoktu ki diyor. Asılan değil tam tersine her şey canlıydı diyor. Hareket ediyordu diyor. Hayatlıydı. Fesubhanallah ya. Sif ne oraya nazarını hasettin ya. O da hayatın bir başka cilvesi ya. Bu Mesnevi Nuri'de şarabı beşinci reşe var ya abi. o zatı Nurani'nin gözüyle kainata bakılmaz. Yani ya. Bir matemani bu müşekli nereden? Allah'ın bir nazarına baksana. Garip ya bak adam. Adamı görüyor musunuz ya ne görüyor ya? Yok orada öyle bir şey yok diyor ya. Var da mı diyor tebeyi nazarımı şey yapmadın? Kelebeklerin kuşların uçuşmasını gördüm diyor. Millet de garip garip bakıyor ya ona. Bir baktım ki o kadar hayat vardı ki. O kadar canlılık vardı ki. Herkes kendisini ifade ediyor diyor, diyor güneş vurduğu zaman. Hayat ya görüyor musun ya? Sonra eklemiş. Ölüden diri çıkmıyor mu diyor. İşte insanı öldürmeş gibi olan o ateş. Yandıran ateşler var ya celali hastalıklar musibetler. Bunlar zemindir ateştir. E, celalden cemal çıksın diye. Ölüden Allah'ın adeti değil midir? E, ölüden diri çıkartmak topraktan ölüden diri çıkarttığı gibi ölü gibi o haletlerden ölü gibi hadiselerden hayat verici şeyler çıkıyor ya. Bugün mesela ben bir şey duydum böyle. Ondan sonra ilk önce bir bir sarsıldım yani. Hakikaten sarsıldım 3 dakika. Allah Allah. Nasıl olur? Sonra kafamı kaldırdım biraz arkayı seyretmeye çalışayım. Ayar, arkayı bana nasıl olur? Bir baktım onun serüvenine böyle gitseydi hakikaten Ahiretini de kaybedecekti. dünyanı da kaybedecekti. Herkesi de kaybettirecekti. Ailesini de kaybettirecekti. Her şeyde. Bir baktım ki Allah Ramazan'da aldı onu. Oruçluyken aldı. Kendisi kurtuldu. Ailesi kurtuldu. Her te... Acayip bir. bakarsan böyle bir bakarsan böyle yani. Evet. İncelemiz Şimdi geliyoruz tekrar şeye. Burada keselim ama o cümleyi bitireyim. O erimek var ya yarılmak. Sakın o ikiye kazma ile ikiye ayrılmak anlamayın lütfen ha öyle Kur'an'ın o ayetini ayetini çok yazık olur. E neydi o? Bu dünya şey madde yarılmaya yarılma böyle içine bir şeyler koymak falan değil. Batınındaki gizlilikleri dışarıya çıkartan çıkartma zemini sima konuşma. Hatta kelamda da dedi değil mi? Kelam orada mı okudum? Kelam da vardı. Hı, Bak ke kelama bakın ya. Ha, oraya nasıl atladım ben ya? Bakayım neredeydi? Ha lafız mana zararına kalınlaşır. Yani lafız kalınlaşır mı ya? Mesela bir misal vereyim. Rahmetli Zira bir misali. Gidin ahıra dedi. Tulum çalın dedi. Kemençe çalın. Kor oynamaz. Kur'an okuyun dedi. Sığır için ottur dedi. Basmaz yani. Adama bir laf söylersin. Der ki Muhammed 10 sene sonra bana o 10 sene önce bir laf dedin. O kadar ağır geldi ki hala sırtında, ruhunda, dimanda hissediyor o ağırlığı. Lan lafız bir söz ya. Ağır olur mu? Veya ona sen bana ne biçim timya gibi geldin ya, ilaç gibi. Bazıları diyor ya, abi diyor, derslerin diyor, aspirin gibi geliyor diyor. Şimdi oysa buradaki hakikat yani farklı baktırıyor. Şimdi bir laf söylüyorsun adamı kuyudan çıkarıyorsun. Merdiven koyuyorsun, dürbün koyuyorsun. Bir bak bakalım intihar değilmiş yani. Bak kuşlar uçuyor. Ne böyle haber harabe zade diyor. Sıf nazarın buna çevirdin Van Kalesi'ne. Yani sıf onlar mı var ya yani diyor. Ayet söylüyor da ustad. Yani Van Kalesi'ne Ermeniler yakıp yıktı ya Kürtlerin o mahallelerini. Tamam ama hani ben bunları diyor gözümle değil kulağımla görüyordum. Sonra ayet bana dedi ki ne diyor aslında nazar ettim bu yangınlara. Baksana başka şeyler de var yani. Hayatta başka şeyler de var. Yani öyle bir lafı söylersin ki altından düşünce e ezmiş seni çıkamıyor. İnliyorsun ya hiçbir şey yok. Tansiyonun yerinde. Her şeyin normal. Ama şeyin dediği gibi ya. Polisiye geçen dedi ya. Hepimiz de güldürdü. Matrak bir adam. Anlatırken matrak. Ondan sonra meğer babasının tansiyonu aleti e, annesi yanlış gösteriyormuş. Ondan sonra karısı demiş ki ya demiş ki, gel tansiyon. Ya ben tansiyon baktırmam. Hiçbir şeyim yok diyor. Ne güzel sohbet ediyorduk, çay içiyorduk dedi. Ya zorla taktı dedi tansiyon. mer alet yanlış gösteriyor. İki tık fazla gösteriyormuş. İki numara. Bir baktık sekiz olacağı yerde on. On iki olacağı yerde bir on dört oldu. Lan koktum ya. Ne demek ya? Ya Allah Allah falan. Bu sefer bir daha tart, öteki koluma derken gene aynı. E sonra benim titremeye başladım dedi. Öyle dedi de hatırlarsınız. Vücudum diyor. Kürşat, kürşat. Kürşat. Vücudum diyor. Belki de canlı yayında şimdi. Vücudum diyor, zıngır zıngır titriyor. Hiçbir şeyim yoktu diyor. Nereden taktı diyor. Hasan ah, abi dinlemedim. Ulan baktırmayın. On için gidin el sallamadan 10 tane hastalık çıkarlar hastaneye. Sonra hastaneye gittim. O aleti de cebimde titriyorum diyor. Titremem acayip Sonra dedim ki bir tansiyona baktım. Beyefendi tansiyonunuz gayet normal deyince rahatladım diyor. Titremem gitti. Ya bu bu aleti bak. Ya aletin bozuk dedi ya. Oh. Gidersen sana ha, bazen alet boğuluyor. Alet. Keşke bu dediğimin sahibi ben olabilsem. Ya alet. E, görüyor musun tansiyonu? Bozuk alet. Yüksek gösterdi. Titriyor. Eğer öyle devam etseydi sabaha kadar ölürdüm diyor. Onun olumsuz bir şey deme. Hiçbir şey deme. Tansiyona mı mu bakıyorsun Muhammed? Bana mesela diyelim ki 12 çıktı, büyü 16. Oo abi çok yüksek deme kardeşim. Yok normal işte. Sonra bakarsın. Normal abi biraz hafif şey limiti gelmiş ama yani normal. Normal süreçte yani de biraz normalın üstünde gibi. Normal ya. Bak adamın of oh be diyecek. Sen dersen daha beter olacak. İşte niye bunu sayıyorum? Lafız mana zararına kanlaşır. Televizyonlar niye böyle felaket tellallığı yapıyorlar diyor. Haberler niye böyle? Çünkü insanların ruhunu bozmak içindir. Haber vermek için değildir o. Psikolojik hastalar haber bültenlerinden çıkıyor arkadaşlar. <laughs> haber bültenini dinleyip de bir adam gördünüz mü? Of oh be demiş haberden sonra. İyi ki dinledim yani ne kadar rahatladım. Of be keyfim yerine geldi. <laughs> Böyle bir adam gördünüz. Her bu haberden sonra psikoloji, haber haber değil abiler, itimat edin bana. Haber ruhu bozmak için yapılıyor. Onun için ustat demiş, anz billahi şeytan ve siyaset. Yani siyasi şeyler bunlar hep şeydir ya. Uzak durun diyor. Ee, şu o cümle var da yırtılmaya. Ondan sonra hemen e, mevzuyu kapatacağım. Ben de şey yapmışım. Ama e, kalmasın. Y yarılmaya. Erimeyi söyledi. Zıtta dönüşmek. Yarılmak neydi? Batınındaki hakikati dışarıya ifade ediyor. Madde onun için var. İki erimek. Biraz önceki dediği gibi lafız manaya göre lüp, kışıra göre kışır, lüba göre birbirine dönüşüm var. Eriyor. Mesela adam siması şeyi göre, manaya göre madde şekil alıyor. Hatta bunu bile şekillendirmişler ya. Şu vücudu böyle olan, ruhu böyledir. Vücudu böyle olan böyledir. Olumsuzlamak istemiyorum. Böyle böyle olan böyledir diye. Bunun ilmi kaydeye getirmişler bile. Marifetname'de yazar yani bu. Değişir. Daha bu atıflara bakmadık. Vahırda vahım enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.